Damla. Kusura bakmayın, böyle çat kapı geldim ama ben Deniz'i çok merak ettim. Poyraz anlattı değil mi her şeyi? Geç Damlacığım, geç. Bulamadınız mı hala? Bulduk. Birazdan Poyraz alıp gelecek Deniz'i. Neredeymiş peki? Öğretmenine gitmiş. Hangi öğretmenine? Hani şu sabıkalı mıydı, neydi? Ona gitmiş, Poyraz anlatmıştır. Anlattı, anlattı. Neden gitmiş peki? Ne bileyim. Sabıkalı kadın. Bir şey yapmasa bari. Ne diyorsun sen kızım? Yüreğime mi indireceksin? Yok yok, siz endişelenmeyin. Ben öyle korktum bir an. Yani o bizi arayıp Deniz yanımda demese nereden bilecektik ki? Hem bir şey yapacak olsa niye bize telefon açıp haber versin ki? Belki bir plandır bu. O çağırmıştır Deniz'i gel diye. Yok artık. Daha neler? Olur mu ki? Olur mu olur. Yani sonra bir bakmışsınız çocuk beni sevdi, bana alıştı diye tekrar gelmiş, işinin başına dönmüş. Neden olmasın? Neyse. Bir gelsinler de anlarız neler olup bittiğini. Matlasız olacak şimdi, görüyor musun? Nasıl uçarak geldi? Deniz. Batı da çekseydi. Oğlum. Oğlum aklımı çıkarttın be benim. Bir şey oldu zannettim sana, iyi misin? Neslihan ablayı görmeye geldim baba. Size de zahmet verdik, kusura bakmayın. Rica ederim. Neslihan abla bizim eve gelsin baba. Lütfen gelsin. O kimseye kötülük yapmaz ki. Deniz. Deniz. Anne babalar çocuklar için en doğru kararı verirler. Hem ben de babanın yerinde olsaydım aynı şeyi yapardım. Ben seni çok seviyorum ama. Bu bizim birbirimizi sevmemiz için engel değil. Böyle bir şey yapman çok tehlikeli. Bir daha yaparsan en çok beni üzersin. Bunu bil. Anlaştık mı? Babaannen seni çok merak etmiş. Çocuklarım da beni etmiştir. Hadi herkes evine. Hadi ol. Gel. Tekrar çok teşekkür ederiz. Önemli değil. Gel. Neslihan Hanım, sizi eve bırakalım. Gerek yok. Evim çok yakın zaten. Israr ediyorum, lütfen. Burada durabiliriz. Tabii ki. Teşekkür ederim. İyi günler Neslihan Hanım. İyi günler. Görüşürüz Deniz. Baba. Neslihan ablamın çocuklarıyla da tanışabilir miyim? Oğlum daha fazla rahatsızlık vermeyelim istersen. Merhaba diyeceğim sadece. Hemen geleceğim, söz. Gel bakalım. Ben arabada bekliyorum halde. İsterseniz bahçede bekleyin. Neslihan, iyi misin? İyiyim. Poyraz Bey, Atilla Bey de ev sahibimiz. Merhaba, memnun oldum. Ben de. Çocuklar. Buyurun. Teşekkür ederim.
Polisiniz galiba. Evet, polisim. Ne güzel. Suçluları yakalayınca güzel tabii. Ama suçsuz birinin suçsuzluğunu ispat edemeyince pek güzel olmuyor açıkçası. Anlayamadım. Ben Deniz. Ben de Nehir. Ben de Batu. Sen taş kağıt makas oynamayı biliyor musun? Ablam oynamıyor da. Evet de... Batu. Normalde oynuyorum ama bir gün annemi merak ettiğim için oynayamadım. Birlikte oynayalım mı? Oynayabilir miyim? Tabii oynayabilirsin. Ver bana montunu. O zaman oynayalım. Gerçekten de suçu yoktu yani. Hayır. Hatta bu hikayedeki tek masum kişi oydu. Asıl suçlu dışarıdayken o içeri girdi. Tabii daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verip serbest bıraktılar Neslihan'ı. Gerçek suçlu yakalandığında da tekrardan temize çıkacak. Çok kötü olmuş. Gerçekten çok üzüldüm. Çocukları da var. Evet. Ona bu suçu atanlar bütün parasını, evini, şirketini, her şeyini elinden aldılar. İçeriden çıktığında gidebilecekleri bir yer yoktu. Ben de o yüzden onlara elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Yani Neslihan'ın ev sahibim demesine bakmayın. Benimki tamamen vicdan azabından. Ben belki gerçek suçluyu yakalayabilseydim bunları yaşamayacaklardı. Pardon. Rica ederim. Söyle Kadir. Tamam. Siz emniyete geçin, geliyorum ben. Kusura bakmayın, çıkmam lazım. Rica ederim. Çok memnun oldum. Ben de. İyi günler.